Günaydın. Şöyle kahvaltı sofrasındayız. Baş köşede Bahadır oturuyor. Soframız bu şekilde. Bugün Seda'yı misafirleyeceğim. Geçen videoda Seda'nın videosunda esnemişim. Şu bayağı linç yemişim de. İçime kaçtı. Niye insan esnemek? Esnemek içime kaçtı şu an yani. Esneyim. Ama insan esner. Esner. Esner yani. İnsanız sonuçta. Burada da patates ve şey var. Biber. Ve üzerinde de bir tane domates vardı. Onu kesmiş Seda. Çayımız olmak üzere sanırım. Şurada da ekmeklerimizi ısıtıyoruz. Bu arada ben ve Murat Seda'ya ev hediyesi olarak su sevili almıştık. O da geldi bu sabah. Onu biz de orta ağız yalnız. Ama bizi ben... Bizi niye saymıyorsun? Ama ben... Bizi niye yani onlar su sebebiyle alacaktı. Biz de Murat'la dedik ki biz de size ev hediyesi olarak işte hani yardım edelim. Üçe bölelim. Böyle su sebebiyle alalım dedik. Bugün geldi. Böyle alttan takmalı olanlardan istedi Seda. Böyle 2 saat sonra fişe takın dediler. Fişe takacağız. Güle güle kullanın. Allah razı olsun. Rica ederiz, ne demek. Hadi bakalım. Evet, hazırlıklara başladık. Seda poğaçayı şu anda yapacak. Onu mayalandırıyor. Geçen yapmıştık annemin doğumunda. Aynısını yapacak. Aynısını yapacak. Burada da tavuk haşladı. Burada da şehriyeler var. Demlenmeye bırakmış ama şu an şöyle göstereyim. Şöyle görünüyor. Tavuklu şehriye salatası yapacağız. Normalde bunu tavuksuz yapıyoruz ama bugün tavuklu yapacağız. Böyle tavuklu daha güzel oluyor bence. Biraz sosun ben onu diderim. Evi sildik süpürdük bu arada, tertemiz yaptık. Şöyle birazcık da manzaradan bakalım. Bugün hava çok güzel. Annem çamaşırlarını asmış. Böyle zaman geçiriyoruz buralarda. Kamerayı gelince hemen geliyorsun. Alacak. Özgü Duru Hanım geldi şimdi. Biz de poğaçaları fırına vermek üzereyiz. Misafirlerimize 1 saate gelecekler inşallah. Değil mi Halal? Değil mi Halal? Evet, şimdi böyle masayı kurduk. Hemen gösterelim. Şurada şehriyeli salata var. Bu sefer buna tavuk da ekledik. Normalde bunun tarifini vermiştik ama hiçbir zaman tavuk eklemiyorduk. İlk defa tavuk ekledik. Bence böyle daha lezzetli oldu. Burada da poğaçalar var. Poğaçaları ben böyle tepsiye yuvarlayıp koydum. Birazcık büyük büyük yapmışım. Ama böyle daha güzel oldu bence. Bunların böyle minik minikleri de çok güzel oluyor. Özellikle kahvaltıda. İçerisine labne peyniri sürüp dereotuna böyle bandırdığınız zaman sakallı poğaça oluyor. Çocuklarınıza deneyebilirsiniz. Çünkü çocuklar o poğaçayı gerçekten çok seviyorlar. Denemenizi tavsiye ederim. Burada da annem boşnak mantısı yapmış. Tabii ki de annemin mantıları, börekleri meşhurdur biliyorsunuz ki. O yüzden de boşnak mantısı yapmış. Bir tepsi onu getirdi. Şurada da Seda'nın dün videoda tarifini verdiği limonlu Şam kurabiyesi, değil mi Esra bu? Limonlu Şam kurabiyesi var. Tabakları buraya böyle çıkardık. Buradan böyle servis edeceğiz. Bir de tabii tatlımız var dolapta. O da gelecek. 14 kişi olacağımız için böyle masaya oturamadık. Masaya oturamadığımız için de buraya böyle ayarladık. Tabakları hazırlarız. Bittikçe tekrardan almak isteyenler buradan alır diye düşündük. Bu arada dünkü çiçeği Seda buraya böyle eklemiş. Baya baya büyük olmuş. Güzel olmuş. Hoş duruyor bence. Öyle. Şimdi misafirlerimizi bekliyoruz. Gelmek üzerelerdir. Saat 8 gibi gelecekler. Saat 8'e çeyrek var sanırım. Öyle gelsinler bakalım. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Mutfakta da son hazırlıklar var. Annem böyle yeşillenmiş. Aa, anne mutfakta çok uyum sağladı. Şöyle geçsene. Gözlerinde yeşil ya. Ben de bir gün başlatayım. Evet. Çok şıksın. Yeşil yeşil. Çok güzel olmuş. 2 tane çay koyduk. Çünkü kalabalık olacağız dediğim gibi. Dün hatta koyduğum videoda dedim ki kalabalık bir aileyiz. Bir arkadaş yazmış ki bıktım artık kalabalık bir aileyiz demenden. Ama kalabalık bir aileyiz yani. Ne yapabilirim? Bunu sürekli söylüyorum. Burada da bardakları hazırladı Seda. Her şeyimiz hazır ama şeker yok. Şekeri koymamışız. Şekeri de ayarlayalım. Ondan sonra da bekleyelim. Annem de camdan keyif yapıyor. Bizimkiler evde mi anne? Evet. Bakalım balkondalar mı? Yok, balkonda değiller.
Şöyle gece manzarasını göstereyim size. Evet. Çok güzel görünüyor gece manzarası, ışıklar ışıklar. Şimdi diyeceksiniz ki buna manzara mı diyorsun? Her yer beton yığını, haklısınız. Ama İstanbul'da bizim manzaramız bu kadar arkadaşlar, yapacak bir şey yok. En azından böyle ışıklı bir görsel şölen oluyor. O da bizim hoşumuza gidiyor. Bununla yetiniyoruz ama tabii gönül isterdi ki doğada olalım. Çiçekler, böcekler olsun, kuş sesleri olsun, değil mi anne? Sabahları şey uyandırsın bizi. Çekirgeler uyandırsın böyle, çekirge sesleriyle uyanalım. Köye gittin ya. Hı-hı. Ilık bir hava. Hı-hı. Mis gibi böyle var ya, tertemiz. Ne kadar geç yatarsan yat, sabahın köründe uyanıyorsun. Evet. Yorgun bile olsan böyle hafiflemiş, rahatlamış bir şekilde uyanıyorsun. Evet. Kahvaltını yapıyorsun. Oh. Sobada, kuzinede. Soba çok yakmadık. Hava yakmadınız sıcaktı. Mı? Hava sıcaktı. Aa, çok iyi. Ondan sonra çok güzeldi. Annemin köy özlemini buradan duyabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten güzeldi yani. Köyün ayrı bir şeyi var. Yani kışı ayrı, yazı ayrı. Evet anne, kesinlikle. Her şey güzel. Sonbaharda köyü ben çok severim. Evet, güzel oluyor gerçekten. Bir daha gidecek misiniz? Bir iki ay sonra gideriz. O zaman kafamıza ben de eser belki. Gideriz. Gideriz yani, belli olmaz. Aynen, size belli olmaz. Annemler tatile gidecekler bu arada. Bir bana bakar mısın anne? Nereye gidiyorsunuz? Afyon'a. Ne zaman? Ayın 11'inde orada olacağız, otelde olacağız. Peki neden? Nedeni de önemli. O zaman söylemiş. Hayır, şimdi söyle. Sürprizi mi kaçar? Yok, sürpriz değil zaten. Sağ olsun benim eşim. Kocam diyeyim. Hayat arkadaşım. Vay! Ne yaptı? 30 senelik olduk. 30. senemize giriyoruz. Dolduruyoruz daha doğrusu. Evet. 30 senelik evliyiz. Bana şey yaptı işte, bir otele gidelim dedi. Orada dedi güzel günler geçirelim dedi. Değişiklik olsun dedi daha doğrusu. Evet. Kafamızı dinleriz dedi. Annemle babamın 30. yıl dönümü. Peki dedim. 11-11-1989. Evet. 7. ayın 7'si nişanımızdı. Kaçı? 87 mi? 87. Yok. 2 yıl nişanlı kalmışsın. 87'nin 7. ayın 7'sinde nişan yaptık. Anne peki neden 2 yıl nişanlı kaldın? Askere gitti. Aa, askere kıyamam. 15 ay. Şimdiki gibi 9 ay değil yani, 15 ay. Peki uzun nişanlılığı tavsiye eder misin, yoksa kısa mı olması lazım nişan dönemi? Ya onu söylemeyeceğim işte. Neden? Neden? Tamam, onu bana özel söyle o zaman. Onu sana özel söyle. Yani şöyle bir şey var, ben tanımıyordum. Görücü usulüyle nişanlandık. Hı hı. Bu süreçte tanımış oldum. 5 ay sonra zaten askere gitti. Hı hı. Ondan sonra 5 ay sonra askere gitti, asker yolu bekledim. Yani çok güzel bir nişanlı dönemim. Bir tane sizin zamanınızda telefon yok, WhatsApp yok, görüntülü arama yok. Telefon yok, yoktu ama telefon bize bağlandı, köye bağlandı o zaman. Hı. Burada İstanbul'da onların evinde telefon yoktu. Vay. Bizim köye bağlamışlardı. Çok havalı. Evet, çok havalı. Köy evinizde telefon var. Gerçekten. Niye peki size bağlandı ki önce? Ya burada çok sıra varmış ya. Çok sıra bekliyorlarmış. Ha. Ama bağlanmamıştı. Komşuyu arıyordum ben. Kayınvalidem komşuya geliyordu. Öyle konuşuyordu. Baban da askerden beni direkt arayıp konuşabiliyorduk yani. Evde telefonla konuşuyorduk resmen. Evet. Şaka gibi gerçekten. Evet, şaka gibi. O 87 de düşün. Annemin nişanlık dönemi çok güzel geçmiş. Hep böyle çok anlatır hatta anne. Babam da anlatır. Anneciğim nice nice yıllarınız olsun. İnşallah 60 yılı da devirdiğinizi görebiliriz. Bir amin. 30 yıl daha birlikte yaşarsınız inşallah. Amin. Darısı da diğer evli olanlara, evlenecek olanlara, herkesin başına. Çoluğumun, çocuğumun. Ondan Esra'nın. Esra'nın, Pınar'ın. İnşallah. İsteyen herkese Allah hayırlısını nasip etsin. İnşallah. Esra arkada ağlıyor bu arada. Birazdan sabretmek lazım. Sabırlı olursanız. Ya geçinmeye gönlünüz varsa her şekilde geçinirsiniz. Hiç kimse dört dörtlük değildir. Annemden ben yeni evlilere tavsiyeler. Evet. Öyle ama yani. Hani böyle şey, güllük gülistanlık değil yani. Tabii ki. Tabii ki herkes mutlu olsun. Ama biraz da çaba göstermek lazım. Doğru söylüyorsun anneciğim. Çaba gösterirsen, sabırlı olursan, bazı yerde susmayı bilirsen bir ömür geçirirsin değil mi? O evlilik bir ömür sürer. Çok da güzel olur. İlk başlarda biraz sıkıntı çekiyorsun. Sonra birbirine alışıyorsun. Sonra daha da güzelleşiyor evlilik. Hadi bakalım.
Esra gerçekten ağlıyor arkadaşlar şu an. Anneciğim, bu bilgilendirici konuşmak için sana çok teşekkür ediyorum. Rica gerçekten ediyorum. Ne demek? Her zaman konuşuruz. Yani annemin... Ya işin şakası ama gerçekten bu, yani evliliği sürdürmek istiyorsanız bunları yapmak zorundasınız. Doğru. Haklısın anneciğim. Tabii ki. Buradan evli arkadaşlarımıza selam olsun. Üzüntüler, sıkıntılar oluyor. Hayat şartları, geçim derdi bilmem ne. İlla ki canım. Ama biraz sabredersen ama... Yani insan kendi kardeşiyle, annesiyle... İkizi olsa ikiziyle yeri geldiğimi anlaşamıyor, ters düşüyor yani. Hani bunlar çok normal şeyler. Evet. Teşekkür ediyorum anneciğim bu mesajların için. Darısı başınıza yandı. İnşallah. Evet arkadaşlar, artık misafirlerimiz gitti. Ben de artık videoyu kapatıyorum. Sedalarda da yine böyle bir köşe buldum, video kapatma köşesi. Buradan kapatayım bugün. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenin. Ve kanalıma abone olmadan izliyorsanız da abone olun ki mutlu olayım. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.